Yeniden Refah Partisi Melik Gazi ikinci olan kongresi sonrası konuşan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Önder Narin, kavga siyaseti yapmadıklarını belirterek ilk seçimde iktidara geleceklerini söyledi. Kayseri Melik Gazi ilçemizin kongresini gerçekleştirdik. Dördüncü kongremiz olağan, ikinci olağanlardan. Bundan sonra her hafta Allah'ın izniyle her hafta iki haftada bir kongrelerimizi gerçekleştirip 16 ilçemizin kongresini tamamlayıp en yakın zamanda 22 Temmuz'da da il kongremize gideceğiz ve orada da seçim startını vereceğiz. Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak 2-3 yıldır biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakat 3 yıllık çalışmalarımızın meyvelerini yeni yeni almaya başladık. Halkımızın bize koşarak üye olması ve sizi bekliyoruz artık nerede kaldınız demesi, teşkilatlarımızın sağlam bir şekilde motive olup çalışmasına vesile oluyor. Biz görüyoruz ki biz 3 yıldır sahadayız ama maalesef son zamanlarda gördüğümüz tablolarda iftar yemekleri, köydeki kahvaltılar filan tabii yeni yeni sahaya çıkanlar var. Biz otururuz 3 yıl, 4. yıl size geliriz. 4. yıl sonunda 5. yıl yine bizi seçersiniz mantığı yine devrede. Ama biz diyoruz ki kardeşim artık o mantık bitti. Biz Yeniden Refah Partisi olarak halkımıza 3 yıldır anlatıyoruz. Bu 3 yıllık anlattığımızın meyvesini de göreceğiz. Ve Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki halkımız artık Yeniden Refah Partisi'ni seçecek. Yani su göründü, teyemmüm bozuldu diyoruz. Biz milletimize suyu verdik, abdestini alan bize koşuyor çok şükür. O yüzden halkımızın ekonomik sıkıntılarını biliyoruz. Dertlerini biliyoruz ve buna da deva olarak derdine deva dedikleri o oluşumdan değil, biz gerçek devayı inşallah Refah Partisi ile, Yeniden Refah Partisi teşkilatlarıyla milletimize sunacağız ve Kayseri'yi ve Türkiye'yi refaha, yeniden refaha kavuşturacağız. Koşa koşa insanlarımız bize geliyorlar. Biz kavga siyaseti yapmıyoruz. Ne dedik biz kurulduğumuzda? Siyasete nezaket getireceğiz. Birisi bir son günlerdeki tartışmalara bakıyoruz. Birisi devletimizin bakanı, diğeri bir partinin siyasi genel başkanı. Yani biz bunları tasvip etmiyoruz. Hiç kimsenin bu tür polemiklerle halkımızı germeye hakkı yok, hukuku da yok. Çünkü halkımız artık gerçek sorunlarla ilgilenmek istiyor. Bu tür polemiklerle vakit kaybetmek istemiyor. Biz de diyoruz ki biz o polemiklerin hiçbir tanesinde yokuz. Biz çözüm odaklı çalışıyoruz. Biz sadece yapabileceğimizi, halkımızı ne kadar refaha kavuşturacağımızı düşünerek o yönde çalışıyoruz. Seçim yakın, seçime odaklandık ve zafere saatlerimizi ayarladık. Kum saati çalışıyor. 2023'te inşallah Yeniden Refah Partisi olarak zafere biz kavuşacağız. Halkımız rahat olsun, merak etmesin. Biz geliyoruz, Yeniden Refah geliyor. Halkımız bizi seviyor, biz de onları seviyoruz. Saygılar, sevgiler Kayseri halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz.